Uzay komşumuza ulaşmak için 13,4 milyar yılı aşkın bir süredir seyahat eden ışığın, şimdiye kadar tespit edilen en eski, en uzak galaksiden kaynaklandığı doğrulandı. Bu dört çok genç nesneden, en uzak olanı evrenin şafağında, büyük patlamadan kısa bir süre sonra, evrenin hala sisli ve kasvetli olduğu ve ilk ışık ışınlarının karanlığa nüfuz ettiği bir zaman dilimine yerleştirir. James Webb Teleskobu'nun uzun spektroskopik gözlemleri, o kadar ayrıntılı ki araştırmacılar yalnızca bu galaksilerin ışığının, kat ettiği mesafeyi ölçmekle kalmıyor, aynı zamanda galaksilerin, bazı özelliklerini de anlayabiliyor. Kaliforniya Santa Cruz Üniversitesi'nden astronom Brant Robertson, ilk kez, büyük patlamadan sadece 350 milyon yıl sonra, galaksileri keşfettik ve onların fantastik uzaklıklarından, kesinlikle emin olabiliriz, diyor. Bu kadar şaşırtıcı derecede güzel görüntülerde, bu erken galaksileri bulmak özel bir deneyim. Evrene daha önce gördüğümüzden daha önce bakabilmek, James Webb Teleskobu'na bağlanan en büyük umutlardan biriydi. Büyük patlamadan sonraki ilk milyar yıl hakkındaki anlayışımız son derece sınırlıdır ve daha erken ve daha eski nesneleri bulmak, oluşumun bu kritik zamanına ışık tutmaya yardımcı olabilir. Olayların nasıl geliştiğini açıklayan modellerimiz var, ilk yıldızlar doğmadan önce evrenin opak maddeyle dolu olduğuna inanıyoruz. Herhangi bir ışık serbest elektronlardan saçıldı ve serbestçe akamadı. Bu parçacıklar yavaş yavaş birleşerek nötron hidrojen oluşturur. Yıldızlar oluşmaya başladığında hidrojeni iyonlaştırdılar ve ışık parladı. Bu süreç evren var olduktan yaklaşık 1 milyar yıl sonra tamamlandı. Bu nesnelerden gelen ışık çok uzaklardan geldiği için çok zayıf. Ve evrenin genişlemesi nedeniyle, kırmızıya kayma olarak bilinen bir fenomen olan, spektrumun daha uzun, daha kırmızı ucuna doğru önemli ölçüde gerildi. James Webb Teleskobu, şimdiye kadar uzaya gönderilen en güçlü teleskoptur. Kızılötesi ve yakın kızılötesi ışıkta uzmanlaşmıştır. Bu kırmızıya kayan ışığı, elimizden geldiğince tespit etmek için tasarlanmıştır. Kendinden emin bir kırmızıya kayma elde etmek için ışığın, spektroskopi olarak bilinen bir teknikle, kendisini oluşturan dalga boylarına bölünmesi gerekir. Araştırmacılardan oluşan bir ekip, James Webb Teleskobu'nun nırkeminden gelen ışığı, 9 dalga boyu aralığına ayırdı ve ikisi ilk kez Hubble tarafından tanımlanan, yüksek kırmızıya kaymalara sahip 4 gökadaya odaklandı. Yeni James Webb Teleskobu verileri, bu iki galaksinin gerçekten, şimdiye kadar tespit edilen en uzak galaksiler arasında olduğunu ve diğer ikisinin daha da uzakta olduğunu doğruluyor. Birleşik Krallık'taki Hertfordshire Üniversitesi'nden gökbilimci Emma Curtis Lake, bu gökadaların gerçekten de erken evrende yaşadıklarını kanıtlamak çok önemliydi. Yakın gökadaların çok uzak gökadalar gibi görünmesi çok olasıdır, diyor. Umduğumuz gibi ortaya çıkan spektrumu görmek, bu galaksilerin görüşümüzün gerçek sınırında, Hubble'ın görebileceğinden, biraz daha uzakta olduğunu doğrulamak, bu, görev için son derece heyecan verici bir başarı. İki Hubble galaksisinin kırmızıya kayması, 10.38 ve 11.58'dir. James Webb Teleskobu'nun yeni keşifleri, 12.63 ve 13. 20'lik kırmızıya kaymalara sahiptir. İkincisi yaklaşık 13.5 milyar ışık yılına eşittir. Daha yüksek kırmızıya kaymalardaki diğer adaylar, şu anda soruşturma altında ancak henüz onaylanmadı. James Webb Teleskobu henüz 6 aydır, faaliyete geçmediği göz önüne alındığında, rekorun kırılması muhtemelen çok uzun sürmeyecek. Ama bu arada yapılacak çok şey var, James Webb Teleskobu, gelişmiş derin galaksi dışı araştırmanın bir parçası olarak bize bu uzak galaksileri veren gözlemler, ünlü Hubble Ultra Derin Alanı içinde ve çevresindeki bir uzay bölgesinden toplam 28 saatlik veri topladı. Bu ışık bize erken evrendeki koşullar ve ilk yıldızların ve galaksilerin nasıl oluştuğu hakkında çok şey anlatabilecek. Robertson, bu ölçümlerle galaksilerin içsel parlaklığını öğrenebilir ve kaç tane yıldıza sahip olduklarını anlayabiliriz, diyor. Artık galaksilerin zaman içinde nasıl bir araya getirildiğini gerçekten anlamaya başlayabiliriz.